Merhaba sevgili arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 6. sınıf matematik ders kitabı sayfa 160, 161, 162 ve 163. O daha da var. 164'teki ünite değerlendirme sorularını çözeceğiz. Ne kadar sayfa varmış. Tabi grafikler olunca böyle oluyor. Evet hazırsanız haydi başlayalım. Bakalım ilk soruda ne demiş bize? Aşağıdaki ifadelerden hangisi x bölü 4 eksi 3 cebirsel ifadesine karşılık gelir? Yani bir şeyin çeyreğinden 3 çıkarmamız lazım. O zaman ilk seçeneğe baktığımda bir sayının 4'te 1'i yani çeyreğinin 3 eksiği zaten A direkt bize burada cevabı vermiş oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim. İkinci soruda bize demiş ki aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin sabit terimi diğerlerinden küçüktür? Sabit terim harfsiz terim olacak. Bunun sabit terimi eksi 4. Bunun sabit terimi eksi 11. Bunun sabit terimi artı 1 ve bu sabit terim artı 7. Eksi 11 en küçük olduğu için doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisinin x eşittir 7 için değeri en büyüktür? Hepsinde x gördüğümüz yere 7 koyacağız. O zaman 2 kere 7 artı 22 yani 2 kere 7 14 artı 22'den buranın cevabı 36. 3 çarpı 7 eksi 4. 3 kere 7 21. 21 eksi 4'ten buranın cevabı 17. 4 kere 7 çarpı artı 9. 4 kere 7 28 artı 9'dan buranın cevabı 37. 6 kere 4 eksi 12. 24 eksi 12'den buranın cevabı da 12 çıkıyor. Bu durumda en büyük değeri olan ifademiz C şıkkı olarak karşımıza çıkmış oluyor. Geldik dördüncü soruya. 8 x 3 eksi 4 c bir sayı ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Terim sayısı 3'tür diyor. Şöyle ayırdığımızda evet terim sayısı 3'tür doğru. X'in katsayısı 8'dir. Evet X'in katsayısı 8 doğru. Sabit terimi eksi 4'tür. Evet harfsiz terimi eksi 4'tür doğru. Y'nin katsayısı 3'tür demiş. Hayır Y'nin katsayısı eksi 3 olacak. O yüzden yanlış olan D şıkkı. Bir vazoda A tane karanfil, karanfil sayısının 3 katının yani 3A artı 2 fazlası kadar gül vardır. Gül sayısının cebirsel ifadesi 3A artı 2. Altıncı soru. Aşağıdaki işaretliklerden hangisi her zaman doğru değildir diyor. Her zaman doğru değildir. Yani sağ taraf sol tarafa eşit olmayacak. Yani bir denklem olacak. Bakın burada x bölü 4 ile x'in 1 bölü 4 ile çarpımı aynı şeydir. Burada bir paydanın içinde aynı payda içinde x ile y'yi x ile 2'yi topla demiş. O zaman bunlar da aynı şeydir. 4 tane x'in toplamı 4x eder. Bunlar da aynı şeydir. Ama bu sağ taraf sol tarafa eşit değil. O zaman bu eşitlikler her zaman doğru değil. Sadece bir tane x değerinde doğrudur. 7. Aşağıdaki cevizsel ifadelerin hangisi x'in en küçük pozitif tam sayı nedir? En küçük pozitif tam sayı artı 1 değeri için 12 eşittir. 1 verdik 1 kere 7 7 5 ile topladık 12. 1 verdik 1 kere 14 14 2 çıkardık 12. 1 verdik 1 ile 11'i topluyoruz bu da 12 etti. Lakin buraya 1 verdiğimizde 3 kere 1 3 8 ile topladığımızda 11 oldu eşit olmayan son şık değişik. 8. soruda demiş ki x liranın 3 lirası harcandıktan sonra yani x eksi 3 kalan para 4 kişiye eşit şekilde paylaştırıyor. O zaman x 3'ü 4'e böleceğiz. Bir kişiye düşen parayı gösteren cebirsel ifade A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmaya gereken bir araştırma sorusudur? Okulumuzdaki not ortalaması en yüksek olan öğrenci kimdir? Hayır. Sınıftaki öğrencilerin en sevdiği spor dalları nelerdir? Hayır. Ülkemizde ihracatı ve ithalatı yapılan ürünlerin içinde kaç tane tarım ürünü vardır? Hayır. Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin sevmediği renkler nelerdir? Kızlar için ayrı bir tablo, erkekler için ayrı bir tablo geldiğinde iki tane veri grubunu karşılaştırmayı hedefliyoruz. Kızların sevmediği renkler bunlar, erkeklerin sevmediği renkler bunlar. O yüzden doğru cevap D şıkkı. Bir okulda düzenlenecek olan Amasra ve Ürgüp gezilerine katılmak isteyen öğrenci sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sıklık tablosu verilerin bulunduğu tablo oluyordu. Mesela şimdi Amasra gezisi 5. sınıf kaç kişiymiş? 8. 5. sınıf Amasra 8. Okey. 5. sınıf Amasra 8 bu da tamam. Amasra 5'te 8. Amasra 5'te 8 gördüğünüz gibi. Şimdi burada şuna bakıyorum. Ürgüp 5. sınıflarda hepsinde aynı. 6. sınıf bakın 6. sınıf ne var? 6. sınıf şey farklılık var. 6. sınıf Amasra'da farklılık var. 6. sınıf Amasra'm 9'muş. Bu 3 dediği için bunu eledik. Şimdi yine farklılıklardan yola gideceğim. Bakın bu ikisinde 7 verilmiş Amas 6. E, sınıf, e, e, sınıf Ürgüp. Bunda 8 verilmiş. 6. sınıf Ürgüp 7 kişi. O zaman bu da elendi. Şimdi geriye kaldı. Bakın 7. sınıflar belirleyici faktör olacak. Birisi 6-3, diğeri 3-6 verilmiş. 7. sınıflarda Amasra 3 kişi. O zaman doğru olan şu olacak. Yani doğru cevap B şıkkı olmuş olacak. Geldik 11. soruya. 11. soruda ne demiş? Cuma günü 15, cumartesi 30, pazar günü 20 soru çözmüştür. Defne ise cumartesi 25, cuma Cuma 25, cumartesi 10, pazar 20 soru çözülmüştür. İkili sütun grafiği hangisidir demiş. Şimdi maviler Mustafa, sarı turuncular Defne. E, maviler ne olacak? 15, 30, 20. 15, 20 demiş eledik. Bunu şunu eledik. 15, 30, 20 bu tuttu. E, defne'ninkilerde ne olacakmış? 25, 10, 20. 25, 10, 20 bu da tuttu. O zaman doğru cevap 5. Yanda verilen tabloda bir ortaokuldaki 6. sınıf öğrencilerinin sayısının en sevdikleri meyvelere göre dağılımı gösterilmiştir diyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Elma 12. kızlar elmada 12, erkekler elmada 13. 23'müş. Bakalım. 6. sınıflardaki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından fazladır demiş. Bunu toplayarak bulacağız. Hemen hızlıca toplayacak olursak kızları. burada 12 ile 8'i topladım 20. 15 ekledim 35 35'e 20 ekledim 55 bir ekledim 56 burayı hallettik şimdi bu çizgileri silelim ee, şimdi erkekleri toplayalım 23 7 daha 30 30 18 daha 48 48'e 10 ekledim 58 8'e 6 ekledim 64 erkek öğrenci kızlardan fazla çıktı Evet en fazla sayıda kişinin sevmediği meyve çilektir demiş sevdiği meyve Pardon sevdiği meyve bu şimdi bunlar 49 muş e şunlar biraz daha yakın bu 35 okey bu da doğru. Muz sevenlerin sayısı elma sevenlerin sayısından 13 azdır demiş. Muz sevenler bakıyorum 22 kişi toplamda. Elma sevenler 35 bulmuştuk. Aradaki fark 13. Elma sevenlerin sayısından az evet bu da doğru. O zaman yanlışlık zaten kendine belli ettiği değişiklik. Geldik 13'e. 18 kız öğrencinin olduğu 34 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin her biri bir kursa gitmektedir. Her biri bir kursa gidiyor. Tamam. Kız öğrencilerin 7'si, erkek öğrencilerin 3'ü gitar. Kız öğrencilerin 7'si, erkek öğrencilerin 3'ü gitar demiş. O zaman şu B şıkkını eledik. Kız öğrenciler tamam. Kız öğrencilerin 2'si, erkek öğrencilerin 8'i karate. Karateye kız öğrencilerden 2 gidecek, erkeklerden 8 gidecek. O zaman D şıkkını da eledik. Ve... Diğer öğrenciler yüzme kursuna gitmektedir. Diğer öğrencilerin hepsi yüzme kursuna gidiyor ama kaç kız kaç erkek gidiyor bunu biliyor muyuz? Hayır. 18 kızımız vardı. 18 kızımız varsa eğer bizim. Şimdi kaç tane kızımız kursa katıldı? Burada şöyle hemen yorum yapıyorum. 7'si neye katıldı? e, gitara. İkisi de karateye katıldı. Toplam 9 kız. 18 kızımız vardı. Demek ki geriye 9 kızımız kalacak. O zaman şu şıkkı da eledik. 9 kız yüzmeye gidecek. A şıkkı doğru cevap olmuş olacak bu durumda. Geldik 14'e. E, grubun açıklığı. Açıklık en büyükten en küçüğün çıkarılmasıydı. 36 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi buradaki en büyük sayımız 40. En küçük sayımız 7. 7. O zaman burada iki ihtimal var. Eğer en büyüğü ben 40 dersem açıklığın 36 olması için benim bundan ne çıkarmam lazım? 4 çıkarmam lazım. O zaman A'yı ben 4 alırsam A'yı 4 alırsam en küçüğün 4 olmuş olur ve açıklığım 36 olmuş olur. Bu birinci ihtimal. Yani A'nın en küçük olması. A eşittir 4. Peki ikinci ihtimal ne? İkinci ihtimal de A'nın en büyük olması. Yani bu durumda A'dan ben en küçük sayım eğer a büyük olursa o zaman 7 küçük olmuş oluyor. A'dan 7 çıkardığım cevap 36 olacak. Bu durumda da a mantıken 43 olmalı ki 43'ten 7 çıktığımda 36 çıksın. O zaman a'nın ikinci ihtimali de bunun 43 olması. Pardon şöyle yazalım. 43. Bana diyor ki a'nın alabileceği değerler toplamı 2 değerimiz var. 43 ve 4 ikisini toplarsak doğru cevap olarak 47'ye ulaşmış oluruz. 15'te demiş ki Elif demiş 5 günde toplam 225 soru çözmeyi hedeflemektedir. Birinci gün 30, ikinci gün 42. Elif kalan soruları günde ortalama kaç soru çözerek bitirebilir? Hemen şu ikisini toplayalım. 30 artı 42'den 72 olur. Hemen 225'ten 72'yi düşersek kalan soruları bulmuş oluruz. Bu durumda 5'ten 2 çıktı. 3, 22'den 7 çıktı. 15, 153 olmuş oldu. Kalan 3 günümüz var. O zaman 153'ü de 3'e bölersek 15'i 3'e böldük 5, 3'ü 3'e böldük 1, 51. Eğer günde 51 soru çözerse ortalama hedefine ulaşmış oluyor. Yaşları demiş 16. soruda birbirinden farklı olan kişilerin bulunduğu bir grubun yaşlarına oluşan veri grubunun açıklığı 8 olduğuna göre bu grupta kişi sayısı en fazla kaç olabilir? Bir grubun yaşlarına oluşan veri grubunun açıklığı 8 yaşları birbirinden farklı. Evet. Evet. En fazla kaç olabilir demiş. Yani burada neden nasıl bir soru düşünmüş de böyle demiş. Veri grubunun açıklığı 8. Kaçtan kaçı çıkarırsak 8 olur. En fazla kaç kişi olabilir demiş. Şimdi bunu şöyle diyelim. Diyelim ki en küçük yaşındaki kişimiz 8 birse o zaman en büyük yaşındaki kişi ne olacak? Aradaki fark 9 olduğuna göre en büyük şey 8 olduğuna göre en büyük yaşındaki olan 9 olacak. Yani bu durumda en küçük yaşındaki 2 olsa en büyük o zaman 10 olacak. Yani buradaki kişi sayısı hani buradan böyle yorum yapacak olursak birden 9'a kadar hepsini sırayla her, her birinin yani her sayıda yaş olmuş olsa hatta bunu 1 olarak da almayabiliriz. Mesela diyelim ki 20 yaşında bir kişi aldık en küçük açıklık hani en küçük yaş aralığımız 20 olsa o zaman açıklık 8 olduğu için en büyük olan 28 yaşında olacak. Yine aradaki her yaşta birer kişi olduğunu varsayarsak her durumda her ihtimalde toplam 9 kişi olmuş olacak ve o yüzden doğru cevap C şıkkı. Geldim 17'ye. Yandaki tabloda Figen ve Songül'ün matematik dersi yazılarından aldıkları puanlar verilmiştir diyor. Hangisi yanlıştır? Figen'in yazılı puanlarının ortalaması 70'tir demiş. Figen'in notlarına bakıyorum. 80 var burada. 55 ile 75'i toplarsam ben 130 eder. 80 daha ekledim 130'a. 210 eder. Bunu 3'e bölersem evet 70 oluyor. Bu doğru. Songül'ün yazılı puanlarının açıklığı büyükten küçüğü çıkartacağız. Yani 95'ten 50'yi çıkartırsam 45. Bu da doğru. Figenin yazılı puanlarının açıklığı. Figenin yazılı puanlarının açıklığı ne oluyor? 80'den 55 çıkarsa 25 kalır. E, ee, Songül'ün yazı puanının açıklığından düşüktür. Songül'ün de yazılı puanlarının açıklığını 45 bulduk. Evet düşük doğru. Demek ki burada yanlış olan şıkkımız D şıkkı olmuş oluyor. 18'e geldik. Yanındaki tabloda bir gruptaki kişilerin kütleleri gösterilmiştir. Bu gruba bir kişi daha katıldığında verilerin açıklığı değişmediğine göre. her. demek ki arada birisi. Yani en küçükten büyük. O zaman en küçüğümüz burcu 48'den büyük bir şey. E, kilogram yerleşmiş. E, katılan kişinin kütlesi kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. 45 olamaz. Açıklık değişmiyor. Çünkü daha küçük olamaz. E, sonra en büyükten büyük de olamaz. Yani 76'dan büyük de olamaz. İkisinin arasında olacağı için doğru cevap B şıkkı olmuş oluyor. Geldik 19'a. Demiş ki bir şirketin 5 aylık kar miktarını gösteren grafik yanda verilmiştir diyor. Kar miktarını evet her ay o kadar kar, kar kazanmışlar. 5 aylık karının aritmetik ortalaması. O zaman bunları toplayıp 5'e böleceğiz sevgili arkadaşlar. 30, 10, daha 40, 15 daha 55, 55, 55, 75, 80, 80'e 40 ekledik. 120, 120'yi yirmi. de 5'e bölersek eğer, 120'yi de 5'e bölersek e, ne olmuş oluyor bu durumda? 24 olmuş oluyor ama bu binlik binlik olduğu için cevabımız 24.000 olacak yani değişikliği. Ve geldik son soruya. Yandaki tabloda bir gruptaki 6 kişiden 5'inin yaşları verilmiştir. Bu gruptaki kişilerin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 olduğuna göre. Hemen diğerini bulalım. Toplayacağız. 6'yı önce 24 ile çarpalım. Bu durumda burası 144 eder. Demek ki derinle birlikte yaşlarının toplamı 144'müş. Şimdi bu 5 kişinin yaşlarını toplayalım hemen hızlıca. 23 ile 12'yi topladım 35 etti. 21 ile 34'ü topladım 55 etti. Bir de burada 26'm var. Şimdi 35 ile 55'i topladım 80 90 etti. Buraya bir de 10 26 eklersem 116 oldu. O zaman 144'ten 116 düşersem Derin'in yaşını bulmuş olacağım. Bu durumda burası 8 olacak. Burası da 2 olup Derin'in yaşı demek ki 28'miş. Şimdi derinin yaşı ortalamadan küçüktür diyor. Hayır ortalamadan büyük. Yanlış. Ortalamamız 24. Derin bu gruptaki iki kişiden büyüktür demiş. Derin bu Buse'den büyük. 28 olduğu için. Emre'den büyük. Hatta Fatma'dan da büyük. Bu da yanlış. Derin Emre'den 5 yaş büyüktür demiş. Derin Emre'den 5 yaş büyük derken Emre 23. Derin 28. Evet doğru olan pardon yanlış şart koydum. Doğru olan C şıkkı olmuş oluyor. Evet sevgili arkadaşlar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlar içerik takip için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikte buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.